Sayın seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güne bakışa kısa bir ara verdik. Radyo Başkent'te ortak yayındayız ve 6 Ekim sabahında bugün Başkent Üniversitesi Özel Ayşe Abla Okulları Anaokulu Müdür Yardımcısı Gülşah Kadın'la birlikte, aynı zamanda bir rehber öğretmeni, onunla birlikte ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Ailenin çocuğun başarısındaki önemi, eğitim hayatındaki önemi, kariyer planlamasındaki yeri, değeri ve daha tabii okul hayatı sürecinde ebeveynlerin nasıl davranması gerektiğine dair pek çok konu, pek çok başlık gündemimizde olacak. Uzun uzadıya konuşacağız. Bize ulaşabilirsiniz. Mesaj, fikir, yorum varsa Twitter'dan ve de WhatsApp'tan bekliyoruz. Konu önemli ve güzel değerli seyirciler. Hepimizi ilgilendiriyor bir şekilde. Anne babaları, anne baba olacakları, çocukları, öğretmenleri. Yani detaylıca konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz de iyisiniz. İyiyiz hocam. Çok teşekkür ediyoruz bizler de. Eğitim hayatı ve ailenin bağlantısını konuşacağız daha çok bugün. Çocuk ve ebeveyn arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Öncelikle eğitim hayatından bir başlayalım şöyle. Daha doğrusu şunu sorayım. Bu yıl yüz yüze eğitim başladı. Nasıl gidiyor? Onu bir sorayım. 2 yıllık bir uzaktan eğitim süreci vardı. Salgın vardı. Biraz daha etkisi azaldı. Nasıl, alışmak zor oldu mu 2 yılın ardından? Evet. Şimdi geçen sene de yüz yüze başlamıştık ve yüz yüze tamamlamıştık. O yüzden bu yılda bizim için güzel başladı. Tabii çocuklarımız uzun bir yaz tatilinden çıkıp geldiler. Bir takım uyum problemleri tabii ki ilk etapta yaşadık. Özellikle okul öncesi dönemde. Eğer çocuklarımızın da ilk okul hayatı başlıyorsa, daha öncesinde hiçbir kreş deneyimi ya da yuva deneyimi olmadıysa, ilk defa anaokuluna başlıyorsa tabii ki o kategorideki çocuklarımızın uyum süreçleri birazcık sürdü. Ama şu an itibariyle anlık bilgi verecek olursak bütün çocuklarımız oryantasyon sürecini tamamladı artık. Çünkü en uzun oryantasyon genelde anaokulunda, okul öncesi dönemdedir. Biz eğitim öğretimi hep oryantasyonla başlarız. O yüzden diğer kademeler zaten süreci tamamladı ama biz de anaokul olarak ilkokul birlerde oryantasyon süreçlerini tamamladılar. Şu an artık alıştılar okullarına. Gayet güzel, uyumlu bir şekilde geliyorlar, gidiyorlar. Çünkü şöyle bir durum var anaokulunda. Aileden kopup bir anda başka bir ortama girmek, yabancı bir ortama girmek biraz zor oluyor galiba, değil mi? Tabii. Hem başka bir insan otorite olacak, onun sözünü dinleyecekler, arkadaş ortamı farklı, yeni insanlara tanışacaklar. Okul hayatının verdiği bir heyecan var zaten. Evet. Bir de anne baba otoritesinden çıkıp öğretmen otoritesiyle ilk defa buluşuyorlar. Ve bize göre ev daha kuralsız bir ortamdır. Tabii, tabii. Ama okul demek kurallar bütünü demek, okul demek disiplin demek. Dolayısıyla hal böyle olunca çocuklar için hayatında büyük bir değişim oluyor aslında. Baktığınızda yazın işte daha rahat giysiler giyiyorlar, daha rahat hareket ediyorlar, belli bir takım esneklikleri oluyor. Ama okulla birlikte işte yeme düzenleri değişiyor, uyku düzenleri değişiyor, işte bir formanın içerisine giriyorlar. Bir rahat ayakkabı, spor ayakkabı giyiyorken okul ayakkabısına geçiş yapıyorlar. Bunların hepsi baktığınızda tabii çocuklarda bir değişimdir. Bu da beraberinde bir uyum sürecini getirir. Ama şu an itibariyle artık bütün kademedeki çocuklarımız hepsi alıştılar. Gayet güzel bir şekilde de süreçlerine devam ediyorlar. Çünkü çocuklar, hani hep söylüyoruz, okulda sadece okul öğretimin yapıldığı bir yer değil, aynı zamanda eğitimin de yapıldığı, çocukların kaynaşmayı öğrendiği, paylaşmayı öğrendiği, mücadele etmeyi de öğrendiği bir ortam. Akranlarıyla bir arada bulduğu, akran öğrenmesinin de son derece aktif olduğu bir ortam. Dolayısıyla çocukların bu kadar güzel birçok parametreyi alabileceği başka bir ortam yok. O yüzden okulda, bizim okulumuzda da eğitim öğretimimizin merkezinde her zaman sevgi ve oyun vardır Nebi Bey. Çocuklar da tabii ki öğretmenlerinden o sevgiyi aldıkları için, çünkü çocuklar çok iyi birer duygu okuyucularıdır. Bizden o sevdikleri aldıkları için çok daha keyifle geliyorlar ve mutlulukla da okuldan ayrılıyorlar. Ve bizim merkezimizde de oyun var. Çünkü bu her kademede oyun çok önemli. Yani okul öncesinden ta ki lise sona kadar. Çünkü oyun baktığınızda aslında bir
sağaltımdır. Çocuk için bir terapidir, bir tedavi yöntemidir. Çocuğun kendini aktardığı ve ifade ettiği bir ortamdır oyun. O yüzden bizim eğitim öğretimimiz müfredatımızın içerisinde de oyun olduğu için ve sadece sınıf ortamında değil, sınıfın dışında bahçede de bir program yürüttüğümüz için çok daha keyifli gelip gidiyorlar okullarına. Burada okulların takip ettikleri eğitim politikaları da çok önemli aslında. Çocukların okula karşı aidiyet duygularını daha yoğun hissedebilmeleri adına çocukların takip ettikleri eğitim, öğretim, müfredatı ve politikaları da bence çok önemli. Yani şöyle bir durum var aslında. Okulu daha cazip hale getirmek, eğitim yuvası haline getirmek, çocukların giderken aslında ya da evden çıktıklarında okula severek gitmelerini sağlamak ama. Çünkü diğer türlü okul çok antipatik bir yer, disiplinli bir yer. Sabah erken kalkmak zor, o dersi dinlemek zor olabilir çoğu zaman. Arda arda gelen farklı dersler, farklı öğretmenler, adapte olmak zorlaşabilir. Haklılar, çocuklar yaramazlık yapmak zorundalar. Yapacaklar daha doğrusu, zorundalar değil mi yapacaklar? Muhakkak çocukluklarını yaşayacaklar. Bu yüzden okulun daha cazip hale getirilmesi önemli. Fakat bu oyunlar bütün okullarda geçerli değil. Bazı okullar şanslı tabii değil mi? Tabii. Yani özellikle okul öncesi dönemde de artık okullar nebi ve kendi içinde ayrılıyor. Akademik temelli okullar, oyun temelli anaokulları diye. Hani biz tabii ki yürüttüğümüz bir akademik programımız var. Programımızın adı da Sevgi Temelli Erken Çocukluk Eğitimi ama bunun yanında, yürüttüğümüz akademik programın yanında işin eğitim kısmı da anaokulunda bizim için son derece önemli. Şimdi aile tarafına bir geçelim, şöyle konuşacağımız konu bu. Aile tabii, öğretmen önemli, okul önemli, okulun kalitesi önemli, sosyoekonomik koşullar elbette çok önemli. Aile peki çocuğun eğitiminde nerede? Şimdi aile deyince baktığınızda aslında akan sular duruyor. Yani bu konu gerçekten çok çünkü önemli. Çünkü her şey orada başlıyor. Her şey. Belki günlerce bu konunun üstüne konuşabiliriz. Çünkü çocuğun sosyal gelişimi, duygusal gelişimi, psikolojik gelişimi, akademik gelişimi, akran ilişkileri baktığınızda hepsinin temelinde anne baba tutumları yatıyor. Ve birer erişkin olduklarında, yetişkin olduklarında bizim şu anki davranışlarımızın temelinde hep nasıl bir çocukluk geçirdiğimiz ve nasıl bir ebeveyn tutumlarına maruz kaldığımız yatıyor aslında. O yüzden bir de çocukların ilk eğitim basamağı evde başlıyor aslında. Okul ikinci bir basamak onlar için. Çünkü anne baba çocukların ilk öğretmenleridir. Tabii, her zaman için. Hatta ilk ve ebedi öğretmenleridir. İlk eğitimi anne ve babasından alır. Öğretmen geçer, anne baba kalır. Tabii, kesinlikle. O yüzden biz hep deriz ki anne baba çocuğunun aynı zamanda bir psikoloğu olmalı. Onu iyi dinlemeli, empati eksenli iletişim kurmalı deriz. O yüzden aile gerçekten çocuğun hayatında çok anahtar rol oynayan bir unsur Nebi Bey bu noktada. Huzurlu bir aile ortamında büyüyen çocuklar, şimdi ben 17 yıldır hem görevimi icra ediyorum, hem rehber öğretmen olarak, psikolojik danışma olarak görev yapıyorum, yaptım. Hem de yönetici olarak görev yaptım. Her kademeyle çalıştım. İnanın huzurlu ailede büyüyen çocuklarla daha huzursuz ailede büyüyen çocuklardaki akademik başarı, akran ilişkileri, sosyal ilişkileri bambaşka oluyor. Çocuğun akran ilişkilerine baktığınızda, akademik başarısına baktığınızda, sosyal ilişkileri, öğretmeniyle kurduğu ilişkiye baktığınızda, aileyi de eğer tanıyorsanız, anne baba tutumlarına da eğer vakıfsanız çocuğun, hemen onu fark edebiliyorsunuz. Bu çocuk koşulsuz bir anne baba sevgisi alıyor mu? Sevgi ortamında mı büyüyor? Anne baba arasındaki ilişki sağlıklı mı? Bir güven ilişkisi var mı? Çünkü anne babanın çocuklarıyla kurduğu ilişki kadar ebeveynlerin kendileri içinde kurduğu ilişki de son derece önemli ve kıymetli. Biz iyi bir karı koca olmadan iyi bir ebeveyn olamayız. İyi bir anne baba olamayız. O yüzden öncelikle iyi bir eş olmayı başarmamız gerekiyor. O yüzden çocuklar anne babalarının kendileriyle kurduğu iletişime de çok önem verir ama anne ve babanın arasındaki ilişki de çocuk için son derece önemlidir. Şimdi burada zaten ebeveynlerin kendi arasındaki ilişki, saygı, sevgi, sadakat oldukça önemli. Çünkü çocuk bunları görerek büyüyor zaten. Ki çocuk da anne babanın bir aynası baktığımızda.
Tabii. Peki böyle huzurlu ortam, huzursuz ortamdan gelen çocukların farkı görülebiliyor mu? Yani bunu çünkü tolere edemez çocuklar. Muhakkak ki belli olacaktır. Tabii. Ki bir ayrım olduğunu söylediniz aslında. Tabii tabii. Bunu hemen fark edilebiliyor Nebi Bey. Dediğim gibi çocuk bunu işte bir cümlesine yansıtıyor, bir davranışına yansıtıyor, akran ilişkisine yansıtıyor, akademik başarısına yansıtıyor. Biraz da eğer tecrübeli bir öğretmenseniz çocuğun hemen beden dilinden, o yüz ifadesinden bile okula bir sorunla geldiğini, kafasında bir problemi olduğunu anlayabiliyorsunuz ve hissedebiliyorsunuz. Hani burada ailelerimize şunu söyleyebiliriz. Çocuklarımızı koşulsuz sevmeliyiz Nebi Bey. Çünkü koşulsuz sevgiyi alabilecekleri tek yer anne ve babaları. Bazen hani yanlış ebeveyn tutumlarına bu noktada şahit oluyoruz. Çocuklarını koşullu seven bazen anne babalara şahit oluyoruz Nebi Bey. Şöyle örneklendirelim. Biz bir deneme sınavından düşük puan aldı örneğin. Ben meslek hayatımda şunlara şahit oldum örneğin. Düşük not aldığın için işte bana anne deme. Ya da bir babamız işte çocuğundan beklediği performansı görememiş, yazılıdan istediği notu alamamış babasına benimle aynı sofraya oturmayacak gibi ifadelere ben meslek hayatımda çok şahit oldum. O zaman siz çocuğunuzu koşulsuz sevmiş olmuyorsunuz Nebi Bey. Burada bir koşullu sevme söz konusudur. Ve çocuğa bunu aşıladığınızda ve bunu empoze ettiğinizde ve çocuk ergen bir birey olduğunda ve sonrasında da yetişkin bir birey olduğunda bunu ilişkilerine, sosyal hayatına da transfer ediyor. Bu sefer işte eğer arkadaşı bir oyuncağını, bir eşyasını onunla paylaşmazsa seni sevmiyorum diyor örneğin. Çünkü o anne babadan koşullu bir sevgi almış. O da kendi sevgisini arkadaşına, etrafındaki insanlara koşullu yansıtıyor. Ve erişkin bir birey olduklarında da gerçekten benlik algısı düşük, öz saygısı düşük, öfke yönetimini çok da sağlayamayan bireyler olduklarını görüyoruz. O yüzden hani buradan bizi dinleyen anne babalarımıza, ebeveynlerimize seslenelim. Lütfen çocuklarınızı koşulsuz sevin. Yani bu ne demek? Yani çocuğunuzu çocuğunuz olduğu için, o olduğu için sevin. Yani bir başarısı için sevmiyoruz biz çocuklarımızı. Onları olduğu gibi kabul ediyoruz. Seni her halinle çok seviyorum ve seni her halinle kabul ediyorum. Mesajını çocuğumuza vermemiz gerekiyor. Ve çocuk eğitiminde çok böyle anahtar kelimelerimiz vardır. İşte sevgi, ilgi, şefkat, temas. Bunlar bizim olmazsa olmazlarımız olmalıdır. Hani bir makalede okumuştum, orada şöyle diyordu. Nasıl ki sevginin, ilginin, şefkatin ve temasın olmadığı bir emzirme süreci düşünemezsek, sevgi, ilgi, şefkat ve temasın olmadığı bir eğitim süreci de düşünemeyiz diyordu. Bu okuldaki okul süreci için de geçerli. Biz de çocuklarımıza sevgi, ilgi, şefkat ve temas daha yeni yeni gösterebiliyoruz, temas edebiliyoruz biraz ama aile içerisinde de bunlar olmazsa olmazımız. Bir de hoşgörü ve disiplin. Bunlar bizim hani böyle anahtar ve kilit sözcüklerimiz olsun. Hoşgörü ve disiplini bir ilaç gibi düşünürsek Nebi Bey, bunları uygun dozlarda çocuklarımıza verebilmek çok kıymetli. Hoşgörü ve disiplin. Fakat burada disiplin dediğimizde ailelerimiz biraz tedirgin olabiliyorlar. Şimdi biz de hep ifade ederken diyoruz ki okul demek disiplin demek, okul demek bir kurallar bütünü demek diyoruz. Disiplinden bizim toplumumuzda disiplin genelde cezalandırmayla çok eş anlamlı olarak kullanılıyor. Disiplin. Oysa ki disiplin hani cezalandırmanın yanı sıra aslında ödüllendirmeyi de kendi içinde barındırır. Biz eğitimciler disiplin dediğimizde aslında şunu kastediyoruz. Diyoruz ki çocuklarınıza karşı kurallarınız ve sınırlarınız net olsun. Yani kendinizi iyi ifade edin. Duygularınızı iyi aktarın çocuklarınıza. Yani çocuk nerede duracağını bilsin, sınırını bilsin. Önce sınırımızı çizelim, sonra da kurallarımızı belirleyelim. Kural ve sınır, onlar da bambaşka konular Nebi Bey. Bir gün inşallah programda çocuklara kural ve sınır koyma, onu da birlikte konuşuruz, ele alırız, değerlendiririz. Müthiş önemli. Özellikle okul öncesi dönemde mutlaka kural ve sınır çocuklara konmalı. Hem okulda eğitimciler tarafından ama ilk etapta eğitim diyoruz. Yani hayat evde başlar. Eğitimin ilk basamağı evdir. Evde mutlaka belli kuralları ve sınırları olmalı. Çocukların ondan sonra okulla da kuralla, sınırla buluşursa o zaman çok güzel oluyor. Ama
Eğer aile evde hiçbir kural ve sınır koymaz ise, bunu sadece okulla aktarırsa, o zaman bizim okuldaki kurallarımız da veli tarafından desteklenmediği zaman biz de bazen çok istediğimiz sonuçları alamayabiliyoruz. O yüzden bu noktada bir de çocuklar kural ve sınırları her ne kadar itiraz eder gibi dursalar da Nebi Bey, aslında seviyorlar kuralları ve sınırları. Çocuğumuza şunu anlatmak lazım. Ya kural her yerde, hani sınırlar her yerde var. Bir AVM'ye gittiğimizde de orada kural var. Bir hastanede, bir kütüphanede, okulda, caddede, sokakta, evde de kurallarımız olmalı. Doğada da baktığınızda hiçbir şey sınırsız değil zaten Nebi Bey. Biz otobanda giderken arabamızla gidiyoruz. Yokuş yukarı çıkıyoruz ve karşıyı görmeden arabayı sollayabilir miyiz? Sollayamayız. Ne olur sollarsak faciayla sonuçlanır. Ya da bir doğada yürüyüş doğada yapıyoruz. Doğada da böyle, evet. Bir mantar gördük, yemek istiyoruz. O mantarı yiyebilir miyiz? Hayır, tabii ki. Yiyemeyiz. Yersek bu bizim hayatımızın... Hayvanların da bir sınırı var mesela. Timsahın yaşadığı bir yer, sincapın yaşadığı bir yer var. Sonuçta aslanın yaşadığı bir yer var. Doğada da bir sınır var. Bu sınır muhakkak bizim beğendiğimizde de zaten var. İçimizde de var ve her yerde olmalı. Evde de sınır olmalı, dışarıda da sınır olmalı. Çünkü aslında kendi sınırımız derken... Daha doğrusu başkasının sınırı derken kendi sınırımızı korumaya çalışıyoruz bir nevi. Tabii kesinlikle. O yüzden çocuklarıyla kurdukları ilişkide de kural ve sınır mutlaka olsun. Bu çok önemli. Kural ve sınırı nasıl koyacaklar onu da dediğim gibi yine başka bir programımızda mutlaka birlikte ele alırız. Bu bizim için çok kıymetli. Bir de Nebi Bey, ailelerin çocuklara verdiği tepkiler çok kıymetli. Çünkü... Çocuklar ilk etapta kimi rol model olarak alıyor? Tabii ki anne babayı ya da tabii ki bazı çocuklarımız her zaman çok şanslı olamayabiliyor. Anne ve babalarıyla büyüyemeyen çocuklarımız da var. O zaman çocuğumuza tabii ki anne babanın yerini kim alıyor? Çocuğumuza bakım veren kişi oluyor. Anneanne olur, babaanne olur ya da bir bakıcı olabilir. Onlara da büyük iş düşüyor aslında. Onlardan da hani anne babanın yerine getirmesi gereken sorumlulukları getirmesini bu noktada bekliyoruz. Burada... anne babaların verdikleri tepkileri aslında biz 3 kategoride değerlendiririz. Hani burası çok önemli. Deriz ki bir pasif tepki vardır, bir pasif agresif tepki vardır, bir de aktif yapıcı tepki vardır. Burada hani velilerimiz buradan çok güzel tiyolar alacaklar. Şöyle örneklendirelim. Mesela bir akşam sofrasında anne, baba ve çocuğumuz hep birlikte oturuyoruz. Çocuğumuz bize işte yemek yerken dedi ki, bir ortaokula giden bir genç kız hayal edelim. İşte anneciğim, babacığım, biliyor musun bugün okulda matematik öğretmenimiz tahtaya bir soru yazdı. Ve herkesten önce ben çözdüm o soruyu ve bana aferin dedi. Şimdi böyle bir anekdot paylaştı anne ve babamızla. Şimdi anne baba eğer diyorsa ki öyle mi oldu, tamam kız deyip yemeğine devam ediyorsa bu pasif bir tepkidir. Bu bizim çok arzu çok ettiğimiz bir... İlgilenmiyor. Ama dinleyip geçiyor sadece. Dinleyip geçiyor, devam ediyor sürecine. Bu bizim çok arzuladığımız bir tepki değildir. Çünkü çocuklar anne babalarını çok güzel izlerler, gözlemlerler ve anne babalarının davranışlarını, cümlelerini içselleştirir, taklit ederler Nebi Bey. O yüzden bu tepkiler o kadar önemli ki diğer bir örneğimiz de pasif agresif tepki de eğer anne baba şöyle cevaplandırıyorsa, işte tamam ilk tahtaya yazılan soruyu çözmüşsün ama peki bu deneme sınavlarındaki yaptığın hatalara ne diyeceksin? Bu kadar sınav sonuçlarının düşük olmasına ne diyeceksin? Bu pasif agresif bir tepki oluyor Nebi Bey. Bu da bizim çok arzuladığımız bir tepki değil. Diğeri aktif yapıcı. Diğeri aktif herhalde yapıcı tepki. Bu mu? Evet, bizim istediğimiz ve arzuladığımız, çocukların da aslında ebeveynlerinden görmek istediği tepki türü bu. Bunu da şöyle örneklendirelim. Çocuğumuz paylaştığında anne ve babadan biz şunu bekliyoruz. Ya harikasın, sen de çok mutlu olmuşsun. Ben de bunu duyduğuma çok mutlu oldum. Biliyor musun, seninle gurur duyuyorum. İstersen yemeğimizi bitirdikten sonra birlikte seninle birlikte bir mısır patlatalım ve bir sinema keyfi yapmaya ne dersin? Dediğimizde aktif yapıcı bir tepki vermiş oluyoruz. Şimdi orada bir duygusu var, çok mutlu. Ne yaptık? O duyguyu onunla birlikte biz de paylaşmış olduk. Onayladık, onunla gurur duyduğumuzu ifade ettik. Yani müthiş bir sevgimizi ona aktardık
ve aynı zamanda da aslında manevi bir ödül vermiş olduk. Hmm. Birlikte sinema keyfi yapmaya ne dersin diye. Çocuklarımızın da aslında velilerinden görmek istediği tepkiler aktif yapıcı tepki Nebi Bey. O yüzden hani ben de velilerimizle yaptığımız görüşmede hep böyle örneklerle anlatmayı, rol playler yaparak anlatmayı tercih ediyorum. Çünkü zihinde daha net oturuyor bir şeyler. Hani velilerimize bu yönde bir ipucu vermiş olalım. Onlar bu tepki türlerini diğer yaşadıkları hani durumlara entegre edebilirler. Şimdi şöyle bir gerçek var. Anne baba olmak kolay ama gerçekten anne babalık yapmak çok zor. Yani bir çocuk dünyaya getirmek de kolay bir mesele ama o çocuğu gerçekten hakkıyla büyütmek, topluma hazırlamak, öz saygılı bir şekilde, özgüvenli bir şekilde büyütebilmek, erdemli bir şekilde büyütebilmek çok bambaşka bir mesele. Çok derinlemesine bir mesele. Ve maalesef bizim aile yapısı genelde bir önceki nesilden nakledilen duygular ve davranışlarla devam eden bir durumda. Bazı gelenek görenekler var. Mesela biz sevdiğimizi çok söylemeyiz, çok takdir etmeyiz, sevmeyiz, şımarmasın diye karşı taraf. Halbuki aktif yapıcı tarafta bu takdir tarafı da var, takdir anlayışı da var. İnsan beğendiğinde söylemeli, takdir ettiğinde söylemeli, başarıyı da onaylamalı, geri gelip başarısız da konuşmalı. Ama biz daha çok böyle olumsuz tarafları söylemeyi çok seviyoruz. Biraz burada aslında şuna durum geliyor ama... bu da biraz zor gibi, imkansız gibi hatta. Anne babanın eğitimi çok önemli. Çok, müthiş önemli. Yani çünkü şey deriz Nebi Bey, eğer anne baba değişirse çocuk değişir, çocuk değişirse toplum değişir, toplum değişirse dünya değişir deriz biz. Tabii ki. O yüzden anne baba eğitimi müthiş önemli. Çocukta problemli bir davranış varsa... anne babanın çok bir kabahati yok aslında. Yani çünkü o çocuk anne babanın yansıması. O yüzden anne babayla görüşmek gerekiyor. Dışarıdaki uzmanlarla görüştüğümüzde küçük çocuklarla ilgili bir vaka onlara gittiğinde artık çoğu uzman anne babayla görüşmeyi tercih ediyor. Çocuktan ziyade anne babaya rehberlik etmek bu konuda çok önemli. Çocuk diyelim ki 9-10 yaşında zaten daha büyümemiş, kişiliği tam oturmamış. Tabii. Öz saygı nedir, bilinç nedir, ne bileyim süper ego nedir, ego nedir, it nedir bunları bilmiyor zaten. Özgüven nedir bilmiyor. Tabii. Erdem nedir çok bilmez, vicdan nedir çok bilmez. Ha, yaşar hisseder ama bunları zamanla öğrenecektir. Evet. Dolayısıyla bir şeyler zaten kendi dışında başka etkenlerle şekilleniyor. Tabii. Şunu soracağım. Mesela okul hayatında öğrettiğiniz bir şey eve gittiğinde çocukta farklı olabilir, farklı bir şekilde yansıtılabilir ya da aile tarafından farklı bir davranış biçimine dönebilir. Hı-hı. Orada bir farklılık görebiliyor musunuz? Ya da çocuğa bir davranış aşılamak zor oluyor mu? Çünkü evde farklı bir yapı var. Sizin öğrettikleriniz bambaşka. Tabii. Yani şimdi her çocuğun ailesinden getirdiği kültür, gelenek, görenek, değerleri çok farklı. Her ailenin kendi içindeki parametreleri çok farklı, normları çok farklı. O yüzden... Sınıf içerisinde 24 tane çocuk hayal edin. Aslında 24 tane farklı aile var o sınıfın içerisinde. Tabii ki biz her çocuğumuzda çok istendik davranışlar göremeyebiliyoruz. Bunları görmek adına tabii ki öğretmenlerimiz çaba sarf ediyorlar. Çocuklarımızın hatalı davranışlarını görmek yerine aslında olumlu davranışlarını daha çok görüyoruz Nebi Bey. Hani velilerimize de hep bu konuda tiyo veririz. Olumlu davranışlarını görüp onu pekiştirmek. Ya örneğin ergenlik sürecindeki bir çocuğumuz sürekli hızlı kapıları çarpıyordur. Anne babaya sesini çok yükseltiyordur. Hı hı. Ama o gün kapıyı hızlı çarpmamıştır, sesini yükseltmemiştir. İşte yakaladın ebeveyn olarak. Bugün bana sesini yükseltmediğin için sana çok teşekkür ederim. Bugün kapıyı hızlı çarpmadığın için sana çok teşekkür ederim. Onun ufak yapmış olduğu olumlu bir davranışı gördük ve bir pekiştireç verdik orada aslında. O davranışın onda kalıcı olmasını sağlamak için biz de bir çaba sarf etmiş olduk. O yüzden biz de tabii ki her çocuğumuzda istenlik davranışlar göremiyoruz ama hem öğretmenlerimizin katkısı hem de burada rehber öğretmenlerimizin, okullardaki rehberlik servislerimizin de sürece verdiği katkı bizim için çok kıymetli. Çok zorlandığımız durumlarda rehber öğretmenlerimiz, okul psikolojik danışmanlarımız devreye giriyorlar. Onlar hem çocukla bir çalışma yürütüyorlar. Çünkü çocuğun neye ihtiyacı var, o an duygusu ne? Çünkü genelde çocuklardaki en büyük handikap duygu regülasyonunu sağlayamıyorlar Nebi Bey. Yani duygu kontrolünü sağlayamıyorlar.
Çok fazla hissettiği duygu var ama bu duyguyu nasıl kontrol edecek, nasıl yönetecek en ufak bir fikri yok. O yüzden genelde özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklarda duygular kendini davranışa döker. Hani bazen birbirlerine temas edebilirler, vurabilirler, bağırabilirler, çığlık atabilirler, kendilerini yere atabilirler. Aslında bu özellikle ebeveynini zorlamak adına yapılan bir davranış değildir o. Gelişim dönemi özelliğidir aslında baktığımızda. Orada da işte anne babaya şu mesajı vermiş olur aslında. Benim davranışlarıma sınır koy demiş oluruz. O yüzden burada dediğim gibi her çocukta istendik davranışlar tabii ki göremiyoruz ama orada hem öğretmenlerimizin hem de rehber öğretmenlerimizin sürece verdiği katkı ile birlikte çocuklarımıza ne kadar olumlu dokunuş yapabilirsek bizim için o kadar kârdır. Ama çocuklar kendilerinin sevildiklerini anladıkları an, bunu hissettikleri an, hani çok iyi bir duygu okuyucuları diye hep söylüyoruz ve altını çiziyoruz. O zaman size böyle ailede hani çok ciddi bir travması yoksa aileye dair size cevap veriyorlar zaten Nebi Bey. Aileyle paylaşmadığı bir takım şeyleri genelde okuldaki rehberlik servislerindeki rehber öğretmenleriyle, psikolojik danışmanlarıyla paylaşırlar. Bazen aileyle paylaşmadıklarını paylaşırlar. Burada da ebeveynlere düşen en büyük görev nedir? Hani okulla dirsek temasını çok arttırmak, çok sıkı bir işbirliği içerisinde olmak, sık sık okul ziyaretinde bulunsunlar, sık sık çocuklarının öğretmenleriyle görüşsünler. Çok önemli bu. Okul, anne baba ve çocuk üçgeni müthiş önemli. Onlardan birisi aksadığı zaman bu ister istemez çocuğun akademik hayatına, performansına, her durumuna yansıyor. Peki başarı tarafına geçelim. Başarıya biz çok önem veren bir toplumuz. Hatta dünyada tabii başarı önemlidir ama neye göre başarmak, neyi başarmak, istediğimizi yapmak mı yoksa dayattan bir başarıyı gerçekleştirmek mi? Bunlar arasında çok bocalar insanlar. Tam bu noktada başarı oranlarının artırılmasında ailenin önemi nedir mesela? Gerçekten başarılı bir çocuğun aile hayatı çok huzurlu mudur? Başarısı olanların aile hayatı biraz daha huzursuz mu geçer? Evet, yani çocuğun tabii ki biz deriz ki hani ailede çocuğun öğrendiği ya da öğrenemediği sevgi, saygı, huzur, mutluluk çocuğun yetişkin olduğunda ana dili olur Nebi Bey. O yüzden tabii ki çocuğun ailesi çok önemli ama bazen bizim hocalarımız şöyle derdi hani alimden zalim, zalimden alim doğabilir hani zaman zaman derdi. Tabii ki istisnalar çok kaidemizi bozmuyor ama çocukların yani burada da yine ebeveyn tutumları devreye giriyor. Genelde bu çok eğitimli anne babalarımız işte doktor, mimar, mühendis anne babalarımız bazen çocuklarından çok büyük bir beklenti içerisine girebiliyorlar akademik başarı anlamda. Yani ben Türkiye derecesi yaparak üniversiteyi kazandım ve şu an çok iyi bir konumdayım, çok iyi bir noktadayım. Benim çocuğum da aynı başarıyı gösterecek diyebiliyor ebeveyn. Yani eğitimli ebeveynlerde de bazen bununla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama şimdi böyle bir durumda tabii ki çocukla biz de vakit geçiriyoruz, derslerine giriyoruz, çıkıyoruz, sohbet ediyoruz, aileyi tanıyoruz ve çocuğu derinlemesine incelediğinizde aslında anne baba çok farkında olmadan çocuğa çok iddialı bir yol çizmiş oluyor. Ama çocuk anne babanın çizdiği o iddialı yolu gerçekleştirebilecek potansiyele, beceriye, yeteneğe sahip mi acaba? Bazen sahip olamayabiliyorlar Nebi Bey. Bu noktada da çocuklarda müthiş bir kaygı başlıyor bu sefer. Anne babamın beklentisini karşılayamayacağım. Anne babamın isteklerini yerine getiremeyeceğim. Ben annem babam gibi olamayacağım gibi bir takım kaygılar devreye giriyor. O yüzden orada da biz hep velilerimize diyoruz ki siz başka bir bireysiniz. Çocuğunuz sizin uzantınız değil. Çocuğunuz da başka bir birey. Tabii tabii. Sen bir başarı elde etmiş olabilirsin. Güzel bir konumda mevkide de olabilirsin ama aynı başarıyı çocuktan beklemek biraz ona yapılan bir hata. Tabii muhakkak aynı yoldan yürüyemez. Yürüyemeyebilir. Hani bu noktada da yine ebeveynlere büyük iş düşüyor aslında. Çocuklarını çok iyi tanımalı, çok iyi gözlemlemeli. Çocuklarıyla çok sohbet etsinler, çok vakit geçirsinler. Benim çocuğumun ilgi alanı ne, yeteneği ne, potansiyeli ne, neye becerisi var? Yani hobisi ne, fobisi ne? Yani bu çocuklarıyla, şimdi bazen öyle ebeveyn sohbetleri yapıyoruz ki biz veliye bir soru yöneltiyoruz, cevap alamıyoruz. Yani çocuğuyla yeteri kadar vakit geçirmediğini siz velinin sizin sorularınıza verdiği cevaptan anlıyorsunuz zaten.
O yüzden çocuklarıyla bol bol vakit geçirsinler, onları daha yakından tanısınlar. Her çocuğun belli bir yapabilirliği vardır, belli bir potansiyeli vardır. Belli bir alanda çok yeteneklidir. Orada hani yürür gider. Belli bir alanda daha fazla çaba sarf etmesi gerekir ve daha yavaş yol alır. O yüzden burada da velilerimizin çocuklarını çok iyi tanıması, çok iyi gözlemlemesi ve çocuklarına da bunları aktarsınlar Nebi Bey. Bazen çocuklarımız da kendini çok iyi analiz edemeyebiliyor. Hani biz SWOT analizi deriz buna. Hani güçlü yanları, güçsüz yanları nelerdir? Anne baba çok iyi bilir çocuğunun güçlü ve güçsüz yanlarını. Bununla, bu noktada da çocuklarına rehber olabilirler. Bak senin bu yönün güçlü. Çünkü ben sende şöyle bir özellik görüyorum gibi çocuklarına da rehberlik edebilirler. Çok çıkmaza girdiklerinde de okullardaki rehberlik servisleri bunlar için var zaten. Bir de artık ebeveynlerimiz de bilinçli Nebi Bey. Çok eskisi gibi değil. Artık çok böyle hani geleneksel aile yapıları da çok kalmadı aslında. Şimdi öncesine baktığınızda önce sadece genelde babalar çalışır, anneler evde çocuk bakımıyla ilgilenirdi. Ama şimdi artık günümüz koşullarını düşündüğümüzde artık anne de çalışma hayatının içerisinde. Anne çalışıyor, baba çalışıyor. Daha bilinçliler, daha eğitimliler artık. Bir de bilgiye ulaşmak çok zor da değil. Yani sizin bir tık uzağınızda piyasada çok güzel kaynak kitaplar var. Rehberlik araştırma merkezlerinin çok güzel çalışmaları ve yayınları var. Yani açıp okuyabilirler, bizlere sorabilirler, danışabilirler. Yani anne babalarımız da her şeyi bilmek zorunda değil. Her zaman doğru davranmak zorunda da değil. Bunu yapamayız da zaten. Hani biz işin içinde olmamıza rağmen benim de hani 7 yaşında bir kızım var. Ben de zaman zaman bir çıkmazın içerisine giriyorum. Çünkü bazen ben de her yolu deniyorum. İşte A yolundan gidiyorum, istediğim sonucu alamıyorum. B yolundan gidiyorum, orada da istediğim sonucu alamıyorum. Bazen deneme yanılma yoluyla buluyoruz. Bazen kitapta yazan her teorik bilgi pratikte o çocuk için işe yaramayabiliyor. Yani o yüzden bazen kitaplarda yazılanları da çocuklarımıza direkt uygulayamayabiliyoruz. İyi tanımak, iyi gözlemlemek, biraz denemek, çocuğumuzu iyi analiz etmek bunların hepsi çok kıymetli Nebi Bey. O yüzden çocuklarımızın potansiyellerine göre yani o backgroundlarına göre çocuğumuza bir hedef belirlemek bu noktada çok kıymetli. Çünkü öbür türlü çocuk velinin beklentisini de karşılayamadığını hissettiği anda müthiş üzülüyor ve demoralize oluyor. Bu da eğitim hayatına olumsuz yansıyor. Bir de yeni nesil ve bebeğinlerde şöyle bir durum var. Çocuğu bütün kurslara göndermek, müziğe de, spora da, derslerde de başarılı olmasını istemek, sportif faaliyetlerde başarılı olmasını istemek, bütün derslerde başarılı olmasını istemek gibi bir yanılgı içindeler ebeveynler. Bu doğru bir tutum mudur sizce? Şimdi bir koltuğa aynı anda iki karpuz sığmaz. O yüzden burada da çocuğun yeteneği hangi alanda? Yani onu bir tespit etmek önemli. Şimdi ben çocuğumu hem yüzmeye göndereyim, hem voleybola göndereyim, hem basketbola göndereyim. Peki çocuğumuz ne ara dinlenecek? Hani hem fiziksel olarak dinlenmeye hem ruhsal olarak dinlenmeye de ihtiyacı var. O yüzden hani çocuğumuzun ilgi alanı neyse, neye yeteneği varsa hani belli bir alanda onu desteklemek. Ama mutlaka bir sanat ya da mutlaka bir sportif alanda bir faaliyetleri olsun Nebi Bey. Hani çünkü şu an işte LGS'de başarılı olan çocuklarımız, üniversite sınavında başarılı olan çocuklarımıza baktığımızda hepsinin en az bir sosyal faaliyet olduğunu görüyoruz artık. Yani işte bateri çalıyorlar, davul çalıyorlar, işte yüzüyorlar, işte baleyle ilgileniyorlar. Yani birçok sanat dalıyla ilgileniyor artık çocuklarımız. Biz de bunu çok onaylıyoruz ve teşvik de ediyoruz. Çünkü günümüzde biliyorsunuz teknoloji bağımlılığı çok arttı. Çocuklarımız artık eğer belli bir sınır konulmazsa ebeveyn tarafından ekran bağımlılığı gelişiyor. Ama çocuğumuz eğer bir sporla, bir sanat dalıyla da ilgileniyorsa birazcık teknolojiden de uzak kalmayı başarabiliyor aslında. Burada yine anne babalara aslında çok büyük iş düşüyor. Biz eğitimcilere büyük iş düşüyor. Onları doğru yönlendirebilmek çok önemli. Doğru noktalara onları kanalize edebilmek, güzel bir çevre sunabilmek. Hani bunların hepsinde aile yatıyor, anne baba yatıyor. Kesinlikle doğru doğru. Peki sportif faaliyetlerinde sizce bu başarının önemi nedir? Ya da kültür faaliyetlerinin, sanatsal faaliyetlerin? Şimdi çocuk her zaman akademik olarak başarılı olamayabilir Nebi Bey. Yani çocuğun yakasında her zaman bir akademik başarısı olmayabilir. Ama eğer çocuk bir spor dalıyla ya da bir sanat dalıyla ilgileniyorsa eğer
O da onun yakasında ayrı bir kimliktir. Yani bir basketbol oynuyordur. Çok güzel bir basket atmıştır. Orada bütün arkadaşlar onu alkışlar. Bir özgüven mesela, kazanır zaten orada. Özgüvenine müthiş bir katkısı olur. Tabii. O yüzden hep söylüyoruz. Bütün çocuklarımız akademik anlamda başarılı olacaklar diye bir kural yok. Hani eğer hepsi çok çok başarılı olsa o zaman hepimiz tek tip bir meslek grubundan oluruz. Yani herkes doktor olur o zaman. Herkes mühendis olsun ama hepimiz farklı meslek gruplarındayız. Hepimizin ilgisi, yeteneği farklı. O yüzden çocuklarımızın bir sanat ve spor dalıyla ilgilenmesi ikinci bir kimliktir onlar için aslında. Biz de rehber öğretmenler olarak çok teşvik ederiz. Velilerimizi de çocuklarımızı da çok küçük yaşlardan itibaren buluşturabilirler çocuklarını sporla. Bir de çocukların deşarj oldukları yer değil mi sportif faaliyetler? Kesinlikle. Yani orada enerjilerini boşaltacaklar, rahatlayacaklar, daha mutlu ve huzurlu olacaklar, tabii, daha dinç olacaklar, duruşları düzelecek, ruhsal sağlıkları düzelecek, stres atacaklar. Belki şiddet eğilimi varsa, şiddet meyili varsa bunu bırakmış olacaklar, boşaltmış olacaklar. Bir de tabii özgüven kazandıracak bu tür faaliyetler. Çünkü başarmış olacaklar bir şeyde, spor ya da kültür sanat faaliyetlerinde. Peki kariyer planlaması tarafına geçelim şimdi. Kariyer planlarken tabii ki anne baba faktörü çok fazla. Genelde onların yolundan gideriz. Ya mutlu etmeye çalışırız, ya onlar isterler o yoldan gitmemizi. Tam burada kariyer planlamasında aslında biraz değindiniz. Orayı biraz daha açmak da gerekir. Anne babanın rolü, etkisi nedir? Ne kadar olmalı mesela? Evet. Şimdi kariyer planlaması çocuğun hayatında çok önemli bir yere sahip aslında. Biz buna işte mesleki karar verme aşaması da deriz. Bu mesleki karar verme aşaması ergenlikte çakışır. Ergenlik dönemiyle. Şimdi ergenlik döneminde zaten ergen bir genç. O ergenlik döneminin gelişim özellikleriyle mücadele etmeye başlar. Hı hı. Çünkü ergenlik hani şey deriz hani bir tırtılın kelebeğe dönüştüğü bir süreçtir. Ve bir büyüme sürecidir, büyüme evresidir ergenlik. Burada her anlamda bir büyüme gerçekleşir. Fiziksel anlamda, duygusal anlamda, zihinsel anlamda her anlamda bir büyüme gerçekleşir ergenlik sürecinde. Tabii ki çocuk hal böyle olunca bir yandan ergenlik sürecinin gelişim dönemi özellikleriyle mücadele etmeye çalışıyor. Çünkü ergenlik öyle bir süreç ki artık kendi özelliğini ilan etmeye çalışıyor. İşte otoriteyle çatışma süreci başlıyor. Kimlik arayışı başlıyor ergenlik sürecinde. Ve bu kimlik arayışı 24 yaşına kadar devam ediyor. Çok kritik bir evre ergenlik. Bir de yine burada aslında erken çocukluk dönemine atıfta bulunacağız. O 0-7 yaş dönemi, erken çocukluk dönemini ne kadar hasarsız atlattıysa, ne kadar doğru ebeveyn tutumlarına maruz kaldıysa, ne kadar ailesinden koşulsuz sevgi gördüyse, doğru anne baba tutumlarına maruz kaldıysa ergenliğini daha rahat geçiriyor. Ama erken çocukluk döneminde bir takım travmaları varsa, bir takım talihsiz olaylar yaşadıysa ergenlik süreci daha buhranlı geçiyor. Dolayısıyla hal böyle olunca çocuk zaten bunlarla haşır neşir olmaktan dolayı bir kariyer planlamasının sorumluluğunu alamıyor. Alacak kadar kendine de güvenemiyor açıkçası. Bazı çocuklarımızda bunu görebiliyoruz. Hmm. Bu noktada ya da tek başına bir plan yapamıyor kariyerine dair. Evet, çünkü ergenlikte çakışıyor tam o kariyer planlaması ve mesleki karar verme. Aslında burada da çocuk diyor ki hani ben anne babamın ve işte öğretmenlerimin rehberliğine ihtiyaç duyuyorum. Hani bana destek olun, bana yardımcı olun. İşte burada da iyi bir eğitimci zaten öğrencisini iyi gözlemler, ilgisini, yeteneğini bilir. Bu ilgi ve yetenek keşfi aslında okul öncesine dayanır Nebi Bey. Örneğin biz kendi anaokulumuzda çocuklarımızı mezun ederken, ilkokul bölümüne çocuklarımızı teslim ederken her çocuğumuzla ilgili bir rapor hazırlıyoruz Nebi Bey. O raporda çocuklarımızın bütün gelişim alanlarında gösterdiği performansları yazıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın ilgisi, yeteneği, becerisi ne? Hangi alanda daha yetenekli? Bununla ilgili bir rapor hazırlayıp ilkokul birimize teslim ediyoruz. Yani aslında o çocuklarımızın ilgi alanı, yetenek keşfi okul öncesi dönemine dayanıyor. Burada da tabii ki çocukları çok iyi gözlemleyen, onları iyi analiz eden anaokulu öğretmenlerine ihtiyacı var. Yani bu böyle çok güzel bir şekilde ilerlediğinde zaten ergenlik sürecine kadar devam ediyor. Bu işte kariyer planlaması konusunda da velilerimiz ve eğitimcilerimiz de çocuklarına destek olduğu sürece zaten çocuklar kariyer planlamalarını sağlıklı bir şekilde yapabiliyorlar. Ama burada altını çizdiğimiz nokta işte daha eğitimli velilerimizden
kendi başarıları gibi başarı çocuklarından ne olur beklemesinler. Hı hı. Çocuklarımızı ekstra bir kaygı içerisine sokmayalım. Onları hani mümkün mertebe yetenekleri ölçüsünde, yapabilirlikleri, potansiyelleri ölçüsünde doğru alanlara yönlendirelim. Yani elbette birisi öğretmen olacak, birisi mimar olacak, birisi doktor olacak. Hepsi kendi yetenekleri doğrultusunda iyi yerlere gelecekler inşallah. Ya da gittikleri yoldan gitmesini beklemesinler. Başka yol çizebilirler. Çünkü yollar farklı oldukça belki daha keyifli olacak. Belki o yoldan daha rahat yürüyecek çocuk, değil mi? Tabii. Yani burada mesele çocuğu gözlemlemek. Hem ebeveyn tarafında hem okul tabii tarafında. Biz bunu çok kaçırmışız. Hep böyle belli meslekleri dayatmışız çocuklar. Öğretmenlik, doktorluk, mühendislik gibi ya da bazı meslekler, iş yapan popüler meslekler gibi. Ama geri kalan birçok meslek var. Ve bu yüzden de şu anki nesilde ya da her dönemde mutsuz insanlar çok fazla işini yaparken mutsuz insan ne kadar verimli olacak, mutsuz bir öğretmen istemeyerek işini nasıl yapacak, mutsuz bir muhabir, mutsuz bir sunucu, mutsuz bir doktor bir ömür boyu o işi nasıl yapacak? Bu yüzden bu tür handikaplar da ortaya çıkabiliyor. Eğer dayatmalarla seçersek bir mesleği. Bizim bir toplantımızda, bir veli toplantımızda bir doktor velimiz bir söz alıp bir cümle söylemişti. Onun için unutmuyorum. Dedi ki ben doktorum ve profesör olarak görev yapıyorum bir hastanede. Babam istediği için ben bu mesleği seçtim. Doktor oldum. Sırf babam istedi diye. Ama ben hep öğretmen olmak istemiştim. Ama babamın isteğini yerine gerçekleştirdim. Ama ben mutlu bir doktor olmadım. İşimi, mesleğimi severek hiçbir zaman icra etmedim. Ama şimdi işin akademisyenlik kısmına geçtim. Öğretmenlik duygumu orada tatmin etmeye çalışıyorum. Çocuklara bir şeyler öğretiyorum. O yüzden ne olursunuz hani çocuklarınızın kariyer planlamasında hani bu kadar çok dayatmayın seçecekleri meslekler konusunda. Hani biraz da kendileri seçsinler, biraz özgür bıraksınlar. O noktada tabii ki yönlendirici olabilirler ama hani mutlaka bunu seçeceksin. Ben doktor oldum, sen de olacaksın. Ben mühendis oldum, sen de olacaksın. Ben şu kadar puan aldım, şu kadar net yaptım, sen de yapacaksın. Bu kadar dayatmalara gerek yok Nebi Bey. Hafif yönlendirici olabilirler ama seçimleri onlara bıraksınlar. Çünkü meslek bir ömür boyu insanın sırtından çıkmıyor. Tabii, yani tabii. Bir yıl, iki yıl, üç yıl değil. Biz belki 30 yıl, 40 yıl o mesleği icra ediyoruz. Günümüzün çoğu iş yerinde geçecek. Tabii. O meslek de içişe geçecek zaten. Tabii. Ben sınav gruplarıyla da çalıştığım yıllarda, üniversite hazırlık gruplarıyla çocuklara hep şunu söylerdim. Edineceğiniz meslek uğruna bir yılınız gitmiş, iki yılınız, üç yılınız gitmiş hiçbir önemi yok. Gerçekten istediğiniz meslek uğruna iki yılınızı da, üç yılınızı da harcayın, heba edin. Hiç kesinlikle önemli değil. Çünkü siz ondan sonra 40 yıl o mesleği icra kesinlikle edeceksiniz. Şimdi iki yıl, üç yıl baktığınızda insan hayatında çok kısa bir zaman dilimi Nebi Bey. Ama 40 yıl sonrasında siz o mesleği çok büyük bir mutlulukla icra edeceksiniz. Ben belki de işini, mesleğini çok severek yapan nadir insanlardan biriyim. Hani sevdiğim bir mesleği tercih ettim ve şu anda da o mesleği yapıyorum. Yine dünyaya gelsem ben yine öğretmen olurdum. Yine çocuklarımla ve velilerimle bir arada olmayı tercih ederdim. İnanın her sabah uyandığımda biz zaten işe gidiyoruz demeyiz hiçbir zaman. Okulumuza gidiyoruz tabii, tabii, deriz. Tabii. Büyük bir mutluluk, büyük bir keyif. Hiçbir zaman ayaklarım geri geri gitmedi benim. Bu ister istemez sizin çalışma performansınıza yansıyor, sirayet ediyor, işte yüzünüze yansıyor, güler yüzünüze yansıyor. Ve veli ve öğrenci de bunu otomatikman hissediyor. Siz mesleğinizi severek icra ettiğiniz zaman sizin o gözünüzdeki bir kıvılcımdan, yüzünüzdeki bir miminizden bile işinizi severek yaptığınızı hemen çözebiliyor. Kesinlikle çok doğru. Hem daha verimli oluyorsunuz. Mesela bir bilim insanı diyelim. Eğer işini severek yaparsa bir fizikçi ya da bir kimyager, evet, yeni keşiflere imza atabilir, yeni icatlara imza atabilir. Evet. Çünkü daha çok çalışır, tabii, daha çok sever dediğiniz gibi laboratuvara severek girer. Arkadan bir güçü tekleyerek, tekliyormuş gibi girmez. Keyif alır ve daha çok hayal eder, daha çok çalışır ve daha verimli olacağı da bir gerçek zaten. Kesinlikle dediğinize katılıyorum. İşini severek yapanların işinde verimli olduğunu, başarılı olduğunu söylemek mümkün. Bence burada başarıdan önce işten huzur almak ve keyif almak oldukça önemli. Zaten devamında başarı da geliyor. Evet. Peki şunu sorayım. Şimdi ergenlik zamanı çocuklarda bazen bir kafa karışıklığı olabiliyor. Hangi işi seçsem, onu mu yapsam, bunu mu yapsam diye. Bir de parasal kaygılar da var. Bunları da göz ardı edemeyiz tabii ki. Az önce dediniz ya, bir iki yıl gözden çıkarmak,
çıkarabilir çocuklar. Fakat tabii bir iki gözden çıkarken sadece zaman değil, biraz parasal yük tabii de olabiliyor. O yüzden çıkarmaları pek de kolay olmayabiliyor. Bir an önce okula gitsinler diye düşünebiliyor anne babalar. Mesela kafa karışıklığı olan çocuklar için aileler nasıl yaklaşmalı? Ya da öğretmen diyelim, öğretmen nasıl yaklaşmalı? Tabii. Ya bu noktada çocuğumuzun kafasında, zihninde düşünmüş olduğu mutlaka meslek grupları vardır. Birlikte onları analiz edebilirler. İnternetten birlikte yanına oturup araştırmalar yapabilirler. O mesleği bizzat şu an yapan, icra eden kişilerle çocuklarını buluşturabilirler. Bunların hepsi bir yol ve yöntemdir. Yine okuldaki rehber öğretmenleriyle görüşebilirler. Rehber öğretmenlerimiz bu konuda gerçekten çok donanımlı Nebi Bey. Çünkü bazen çocuklarımız bir X mesleğini istiyor ve tercih ediyor ama aslında o mesleğin tam olarak meslek hayatında ne yapacağını bilmiyor. Veya da üniversitede hangi dersleri okuyacağını çok bilmiyor. Birinden duymuş, bu meslek çok iyi, iyi de bir getirisi var, ben bunu tercih edeyim. Ama o gerçekten aslında senin mizacınla örtüşen bir meslek mi? Yani sen gerçekten o mesleği severek yapabilecek misin? İşte her bölüm üniversitede farklı dersleri okuyor. Sen o dersleri keyifle okuyup keyifle sınavlarına girebilecek misin? Mezun olduktan sonra da o mesleği keyifle yapabilecek misin? Yani biraz daha aslında burada çocuklara farklı bir bakış açısı sunmak, farklı bir yol göstermek. Ya sen bu mesleği istiyorsun, hani reddetmemek de çok önemli. Bazen anne baba şöyle, aa hayır kesinlikle olmaz. O meslek mi? Mümkün değil. Gidemezsin o mesleğe. Yani direkt reddedici olmak da doğru bir şey değil. O zaman bu sefer çocuğun bir duygusu olacak, seninle gelip paylaşmayacak. Bir meslek grubuna yönelmek istediğinde bunu gelip seninle paylaşmayacak. Orada hani çocuklarına bir ket vurmuş oluyorsun. Hani buradan öyle mi o mesleği düşünüyorsun? Tamam, birlikte gel araştıralım, inceleyelim, birlikte analiz edelim. Acaba üniversitede hangi dersleri okuyorlar? Acaba mezun olduktan sonra nasıl çalışma alanlarında çalışıyorlar? Nasıl kıyafet giyinmeleri gerekli? İşte sahada mı çalışacak? Bir ofiste mi çalışacak? Örnek veriyorum işte, ne bileyim işte kafasına kasket mi takacak? Topuklu ayakkabı giyerek mi işe gidecek? Yani baktığınızda bunların hepsi çocuklar için farklı değerlendirilmesi gereken noktalar. Bazen ergenlik sürecindeki çocuklar bunları çok göremeyebiliyor Nebi Bey. Bu detayları fark edemeyebiliyor. O yüzden hani biraz daha farklı bakış açısı sunmak, biraz daha derinlemesine çocuklara bir şeyleri göstermek burada çok kıymetli. Burada da rehber öğretmenlerden destek alabilirler. Ya da internette yine bunlarla ilgili, mesleklerle ilgili çok güzel bilgiler var. Yine çok güzel kitaplar var bu kitapta meslekleri anlatan. Ya da dediğim gibi bu mesleği yapan insanlarla buluşturabilirler. Onlar hem mesleklerinin avantajlarını, dezavantajlarını söyleyebilirler gibi. Hani bu konuda yapılacak birçok yol yöntem var aslında. Zaten çocuk kendini anlatıyor bir şekilde. Film izlerken, konuşurken, tabii, yorum yaparken, arkadaşlarıyla, okuldaki başarısıyla. Hangi derste iyiyse bence onun üzerine gitmeli zaten çocuk. Mesela geçen ben de bir yerde okumuştum. Bizde genelde kötü olduğu dersin üzerine gider aileler. O dersi iyileştirsin, iyi not alsın diye. Başka ülkelerde ise herhalde Finlandiya'dır yine. Aklıma gelen ülke Norveç falandır. Orada da oralar gibi olan ülkelerde de iyi olduğu alan üzerine daha çok gidiyorlarmış. Evet. Mesela bilgisayarda mı iyi? Bilgisayarın üzerine yoğunlaşsın. Demek ki burada uzmanlaşacak diye. Ya da sayısalda mı? Sayısalda yoğunlaşsın diye. Şimdi kariyer planlamasından biraz bahsettik. Biraz da böyle şey geçelim, somut taraflara geçelim. Ders çalışmaktır, ders çalışma ortamıdır. İşte sosyal medya kullanımıdır. Telefon, tablet kullanımı çok fazla. Önceden sokaklar vardı. Çocuk toprağa basardı. Ekip çalışmasını öğrenir. Sosyal ilişkileri daha kuvvetli olurdu ama şimdi daha çok bireysel bir durum var. Bir de pandeminin getirdiği bir meselede biraz yalnızlaşmaları galiba çocukların, özgüven eksikliği olması gibi problemler de var. Biraz bu tarafa bakalım. Çocuk hangi koşulda çalışmalı? Mesela eve gelir gelmez çalışmalı mı? Dinlenme zamanları nasıl olmalı? Ödevde aile yardım etmeli mi, etmemeli mi? Evet, evet. Bu da zaten velilerimiz tarafından bize en çok sorulan sorulardan biridir. Özellikle mesela şu an ilkokul bir velilerimiz. Çünkü şimdi okul öncesi dönemde hani biz kendi okulumuz adına söyleyebilirim, her gün bir ödevlendirmemiz, bir ev çalışmamız söz konusu değil. Sadece cuma günleri çok ufak böyle 2-3 dakikada yapabilecekleri minik görevlendirmeleri oluyor onların. Ama ilkokul hayatlarıyla başlamasıyla birlikte artık akademik süreç daha çok işin içerisine giriyor.
Tabii ki orada artık hemen hemen her gün, yani bizim okulumuzda örneğin çarşamba günleri ödevsiz gündür. Ama çarşamba dışında diğer günler böyle çocukların yapabilecekleri minik minik ödevler verilir. Ama yine her gün bir masa başına oturması gerekir çocuğumuzun. Bir 5 dakikada, 10 dakikada olsa. Hani bu süreçte sorar velilerimiz, ya hocam biz hani bu ödev yaptırma aşamasında nerede yer almalıyız? Yani işte çocuğum sürekli istiyor ki ben onun yanında oturayım, onunla birlikte ödev yapayım. Bir o yazsın, bir ben yazayım. İşte hangisi doğru? Ya da yatarak çalışıyor, müzik dinleyerek çalışıyor. Hani ben bu noktada ne yapmalıyım ve nasıl yönlendirmeliyim diye sizin de ifade ettiğiniz gibi çok soru alırız bu konuda. Nevi Bey, burada yapılabilecek en güzel şey, öncelikli olarak biz tabii ki çocuklarımızın bir yatak üstünde yatarak çalışmalarını arzu etmiyoruz. Çünkü yatak bilişsel anlamda bize uykuyu çağrıştırır. O yüzden... Yani yatarak çalışan çocukların belli bir süre sonra onun sonucu uyumaya varıyor. Sadece yatak değil, bir kanepeye uzandığımız zaman da uykumuz iyidir zaten. Aynen, o yüzden bir rehavete kapılabiliyorlar ve orada tam anlamıyla bir aktif çalışma ve aktif öğrenme gerçekleşmez. O yüzden biz tabii ki yatarak çalışmalarını asla önermiyoruz. Bu konuda ailenin de evde buna dikkat etmesi ve bu konuda yönlendirici olmasında fayda var. Bir masa başı olması bizim için yeterli Nebi Bey. Bu eğer çocuğumuzun kendine ait bir odası var ise, hani her çocuğumuz bu konuda çok avantajlı olmayabilir. Her zaman çok böyle istenilen, beklenilen bir hayat koşullarına sahip olmayabilir. Bir masasının, bir sandalyesinin olması yeterli. Mutfakta çalışabilir, salonda çalışabilir, odasında çalışabilir. Ama genelde biz hani masa başında oturarak çalışmasını arzu ederiz ama şimdi her çocuğun öğrenme stili de farklı Nebi Bey. Hani kimisi görsel öğrenir, kimisi işitsel öğrenir, kimisi dokunsal, kinestetik öğrenir. Hareket etme ihtiyacı vardır. Mesela bazen ebeveynlerimiz söyler, ya hocam bir koridorun başından bir koridorun sonuna kadar elinde kitap yürüyerek çalışıyor ya da ayağında top sektirerek çalışıyor ya da elinde kalem atarak çalışıyor sürekli. Evet, çünkü onun hareket etme ihtiyacı var. O öyle öğreniyor. Onlara da çok müdahale etmemek lazım Nebi Bey. Çünkü orada şuna bakalım. Yani sonuç nasıl? Şimdi çocuğumuz top sektirerek çalışıyor. Elinde kalem gezdirerek çalışıyor ya da evin içinde gezerek çalışıyor. Eğer bunun akademik başarısına yansıması olumlu ise, biz sürekli olumlu feedback alıyorsak öğretmenlerinden, çocuğumuzdan. Devam etsin. Devam etsin. Yani çok da müdahale etmeyin. Yani illa herkes böyle moda mod masanın başında oturacak, böyle kağıt kalem çalışacak diye bir kuralımız yok. Önceden bize hep öyle öğretildi aslında Nebi Bey. Hani bizim zamanımızda mutlaka öyle çalışacaksın. Asla müzikle ders çalışılmaz. İşte asla gezinerek ders çalışılmaz. Biz öyle büyüdük ama aslına baktığımızda biraz da çocukları o doğal yapısına, doğal akışına bırakmak lazım. Her çocuğun kendi biyolojik ritmi var. Her çocuğun kendi iç ritmi var. Mesela doktor Bahar Eriş Hoca hep der ki çocukların kendi iç hızı var. Lütfen arkadan ittirmeye çalışmayın. Hani çocukları arkadan ittirmeyelim. Bu çocuklara yapılacak en büyük haksızlıktır der. O yüzden çocuklarımızı kendi hızları neyse kabul edin. Kimisi çok ağırkanlı olur. Kimisi çok sosyal, çok hareketli olur. Çok hiperaktif olabilir. Bunlar mizaçtır. Doğuştan gelir. Bunları çok değiştiremeyiz. Müdahale edemeyiz. Tabii. Şimdi bazen ebeveynler gelir. Biz bazen müdahale etmeye çalışıyoruz bunlar ama. Der ki, ya hocam çok ağırkanlı. Yani bir ödevini bir saatte yapıyor der. Mesela veya biz de der ki hocam 5 dakikada yapıyor ama nasıl yapıyor ben anlamıyorum. Ya sonuca bakalım. Hani eğer sonuç olumlu ise çok da müdahale etmemize zaten gerek yok. Zaten değiştirmek de zor değil mi bu tür tabii, davranışları? Tabii. Çünkü dediğiniz mizaç gibi meziyet değişmez. Tabii. Yani mizaç değişmez. Huy dediğimiz şey. Yani 7'sinde neyse 70'inde de odur dediğimiz şey değişmez. Ben orada hep şöyle anlatırım. Hani mizaç, kişilik, karakter çok karıştırılır genelde. Şimdi bir elma ağacı düşünelim mesela. O elmanın tohumu mizaçtır. Elmanın o işte kalın kolları, dalları bizim karakterimizdir. Elmanın tamamı da bizim kişiliğimizdir. Şimdi kişilik ve karakterde mizacın etkisini görürüz. Mizaç değişmez. Kişilik ve karakterde çevrenin etkisi çok fazladır ama mizaçtan da etkilenir. Ama hani kişilik ve karakterde çok ufak değişiklikler olduğu söylenebilir. İşte hayat bizi törpülüyor zaman içerisinde falan ama mizaç çok kolay kolay değişmez. Aslında kişinin nüvesi biraz da baktığımızda mizaç. Tabii. Çekirdeği o, merkezinde o var. Tabii. Üzerine birikiyor diğer şeyler. Evet, evet. O yüzden burada da çocuklarımızın kendi hızlarına, mizaçlarına, kişilik ve karakterlerine saygı duymak bu noktada çok önemli. Bir de onunla ödev yapan kişi biz olmamalıyız. Yani biz genelde kontrol eden tarafta olmalıyız.
İşte güzel kızım, güzel oğlum, sen özellikle işte yeni ilkokul 1'e başlayan, ilkokul süreci başlayan ya da ortaokul içinde olabilir. Sen ödevlerini bitir, birlikte kontrol edelim, olur mu? İşte yanında oturmasını isteyebilir. Hani biz çok yanında oturulması da taraftarı değiliz. Hani ona çok alışmalarını arzu etmeyiz. Çünkü her zaman oturamayabilir ebeveyn çocuğunun yanında. Yani orada da şimdi sen ödevlerini yap. Eğer zaman kavramı oluştuysa çocuğumuzda, yani 8-9 yaşındaysa eğer, çünkü çocuklarda zaman kavramı çok olmuyor 8-9 yaşına kadar. Eğer o zaman kavramı çocuklarımızda oturduysa, ben 15 dakika sonra geleceğim ve birlikte kontrol edeceğiz ödevlerini. İşte ben buraya bak 2 tane kalem bırakıyorum, 3 tane ya da 4 tane kalem bırakıyorum. Geldiğimde bana 3 tane soru sorabilirsin, 4 tane soru sorabilirsin gibi somutlaştırdık hani orada süreci gibi. Bu süreçle başlarlarsa ilkokul 1'de çocuk neyi görürse ona alışır zaten. Öyle de devam eder. O yüzden biz kontrol eden tarafta olmalıyız genelde. Peki sosyal medya, bu telefon, tablet meselesi oldukça önemli. Oyunlar mesela, dijital oyunlarla çok fazla uğraşan çocuklar var. Dünyada zaten böyle, hatta hayatını kaybedenler var. Çok dediğim bazen 3-4 saati bulabiliyor. Ya da ders çalışmak yerine kitap okuyanlar var mesela. Ya da başka bir şeyle uğraşanlar var. Daha cazip geliyor onlar. Evet. Bu çocuklara nasıl davranmalıyız peki? Şimdi burada teknoloji kullanımı, ya biz şu an teknoloji çağında yaşıyoruz öncelikle. Şuna bir karar verelim. Çocuklarımızı teknolojiden tamamen soyutlayamayız. Yani her yaş grubundaki çocuk belli ölçülerde kullanılacak. Sadece burada kritik nokta, 3 yaşına kadar biz ekrana maruz kalmalarını arzu etmiyoruz. Geçen Nebi Bey bir alışveriş merkezine giriş yaptığımda bir ebeveyn gördüm. Çocuk arabasında çocukları var ve tablet vermişler çocuğun eline. Çocuk tableti elinde tutmasın diye de bir aparat takmışlar. Çocuk o aparat sayesinde, o aparat böyle geliyor, ekran burada durmasını sağlıyor ve çocuk onu izliyor mütemadiyen. Çocuk 1,5-2 yaşlarında ya var ya yok. Çünkü daha sessiz kalıyor öyle. Evet. Ve ben AVM'ye giriş yaptığımda onları gördüm. Yaklaşık 2 saat falan kaldım. Sonrasında çıkış yaparken tekrar aynı ebeveynle karşılaştım ve o çocuk hala izlemeye devam ediyordu. Şimdi biz 3 yaşına kadar ekrana maruz kalmalarını arzu etmiyoruz. Çünkü sonrasında ne oluyor? Çok hızlı bir akış var ekranlarda. Yani bu sefer çocuklarda dikkat eksikliği, odaklanma, konsantrasyon problemleri. Bu sefer çocuğun okul hayatı başladığı zaman orada gördüğü hızlı akışı okulda da görmek istiyor. Öğretmeninde de görmek istiyor. Evet. Arkadaşlarında da, ama bu mümkün değil. Bu sefer ne oluyor? Ebeveynler, eyvah benim çocuğum anlamıyor, benim çocuğum ödevlerini yapamıyor, odaklanamıyor, konsantre olamıyor diye rehber öğretmenlerin odalarını aşındırabiliyorlar bu konuda. Ben de hani çok uzun yıllar rehber öğretmen olarak görev yaptığım için hep bu tarz çocuklarımızın ebeveynleriyle konuştuğumuzda çok erken yaşta ekranla karşılaştırıldıklarına şahit oluyoruz. Yani o noktada lütfen 3 yaşına kadar ekrana maruz bırakmayalım. 3 yaşından sonra da belli ölçülerde sınır koyarak 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika ve asla ya mümkünse tablet ve telefon vermeyelim ellerine. Televizyondan izlesinler, daha kontrollü. Çünkü siz çocuğun eline tablet verdiğinizde, telefon verdiğinizde otomatikman YouTube'a kayıyorlar. Oradan birçok şey YouTuber'ı görebiliyorlar. Zararlı içerikler var. Çok zararlı içeriklere maruz kalabiliyorlar. O yüzden yani hep söyleriz biz internette, ya ben hep şöyle örneklendiririm. Balla zehir yan yana. Yani baktığınızda internet. Şimdi çocuk onun ayrımını yapamaz. Yani orada veli yönlendirici olacak. Şimdi ben velilerime diyorum ki mesela siz çok gece vakti çok kalabalık bir sokak hayal edin. Çocuğumuzun elini o sokakta bırakır mısınız? Çok kalabalık bir sokakta bırakmam kesinlikle diyor. Peki neden internette çocuğunu yalnız başına bırakıyorsun? Aynı şey o da baktığın zaman. Yani çocuk orada balla zehiri ayırt edemez. Oradan zehiri de alır yer. Ondan sonrasında çocuk da tekrardan geri yerine konulamayacak bir takım ruhsal sıkıntılar devreye girmeye başlıyor. Yani yine işte anne babanın burada faktörü devreye giriyor. Yine aile devreye giriyor. Kontrollü olacaklar. Yani otokontrol her zaman onlarda olacak. Bizim geçen sene bir eğitim almıştık. Ferhunda Öktem hocamız orada bize şöyle bir cümle kullandı. Ben de bunu her konuşmamda dile getiriyorum. Çocuklara bir şey
teklif edilmez, çocuklara tebliğ edilir der her zaman Ferdi hocamız. Ama şu an günümüz ebeveynleri genelde çocuklarına hep teklif etmeyi tercih ediyorlar. Oysa ki çocuklara tebliğ edilmesi gerekiyor. Ben de bu söze sonuna kadar katılıyorum. Çünkü çocuklara, yani ipin ucunu çocuğa verdiğinizde artık yani o anne baba oluyor, siz çocuk oluyorsunuz, roller karışıyor. O zaman da ben kullanırım, sen karışamazsın, daha süren bitmedi, 10 dakika, 1 saat, 2 saat derken inanın belki günde, zaten geçen bir makale okudum, makalede şöyle yazıyordu, yapılan araştırma ve çalışmalara göre insanlar günde ortalama 6 saat kadar ekrana maruz kalıyormuş. Çok ciddi bir rakam baktığımızda. Ama çocuklar birden ekran bağımlısı olmaz Nebi Bey. Aşım aşama ekran bağımlısı olabilirler. İşte çocuğu o bağımlılık noktasına getirmemek lazım. O bahsettiğiniz çocuk kesin bağımlı olacaktır. Tabii. Çünkü o ekranda pek çok cazip gelen renkler var, karakterler var. Oraya odaklanıyor. Anlamasa da zaten izliyor onları. Tabii. Oyalanıyor bir şekilde. Sessiz kaldığı için anne babanın da hoşuna gidiyor. Herhangi bir misafirlikte ağlamadan duran bir çocuk. Tabii. Ve 2 saat dediniz, kim bilir günde kaç saat o tablete maruz kalıyor. İlla ki bağımlı olacaktır. Fakat sonra çocuk bağımlı olunca da çok nasıl fazla... Kurtaracağız? Nasıl kurtaracağız? Şikayet ediyoruz bir de zaten ya çok uğraşıyor sosyal medyayla oyunlarla falan diye. Evet maalesef öyle oluyor ama siz çocuğunuzu ekranda buluşturmazsanız, onun eline tablet vermezseniz çocuk nereden bilecek? Bilmez. O yüzden çocuk maruz kaldığı şeyi bilir. O yüzden ben yani şunu başarabildim kendi ebeveynliğimde. Çocuğum 7 yaşında daha hiç tablet vermedim eline. Evimizde tablet var ama tabletin varlığından haberdar bile değil. O yüzden bu noktada gerçekten ebeveynlerin de çok dikkatli olması gerekiyor. Siz ne verirseniz çocuk onu alıyor zaten. Siz kontrollü olursanız çocuğunuz da o noktada kontrollü oluyor. Şimdi hocam son 4 ya da 5 dakikamız kaldı. Son dakikalarımız. Kitabı sorayım. Sonra son sözlerinizi rica edeceğim. Konsantrasyon derken mesela kitap bende büyük bir konsantrasyon sağlardı. Ağır ağır giden böyle kitaplar, daha doğrusu yani kitaplar genelde böyle sosyal medya gibi hızlı bilgi akışına sahip değil. Okumak lazım, sabretmek lazım, sayfa sayfa geçmek lazım. Sayfalar atlayarak okuyamıyorsunuz. Kitabın başarıda çocuğun sosyal iletişiminde konsantrasyonu toplamasında bir faydası var mıdır? Tabii, müthiş önemli. Ama tabii ki biz çocuklarımıza kitap okuma sevgisini aşılayabilmemiz için de yine anne babaya yine büyük iş biz istiyor. Okumalıyız, tabii onlar biz okumalı. Önce biz okuyacağız. Şimdi biz hiç kitap okumayıp çocuğuma işte güzel kızım, yakışıklı oğlum hadi kitap oku, kitap oku. Bak kitap okumak çok faydalı. Şimdi artık yapılan çalışmalar, araştırmalar, sınav sonuçları bize hep neyi gösteriyor? Kitap okuyan çocuklar her zaman daha başarılı. Bir kere kelime dağarcıkları daha fazla oluyor, diksiyonları daha düzgün oluyor, sınavlardaki performansları daha iyi oluyor. Çünkü bir de artık sınavlarda yani analiz, sentez sorularda devreye girdiği paragraflar çok uzun. Bunların hepsini ne kadar çok kitap okursa okuma hızı o kadar gelişir, kelime dağarcığı o kadar gelişir, konuşması o kadar düzgün olur. Hani bunların hepsi birbiriyle bağlantılı ama öncelikle bizim rol model oluyor olmamız lazım. Hani buradan velilere nasıl tiyo verebiliriz? Evde mutlaka kitap okuma saatleri olsun. Çok küçük yaştan itibaren eğer sizin kitap okuduğunuzu görürse zaten sizin çocuğunuz da kitap okuyacak. Bir muhakkak. De kitap ya sadece çocuğun odasında olmamalı. Yani kitap banyoya kitap koysunlar, mutfağa kitap koysunlar, salonlarına kitap koysunlar. Arabalarında kitap olsun, ya kitap her yerde olsun. Hani bir nevi maruz bırakalım kitabı çocuklarımıza. Her yerde görsün. Her yerde görsünler. Burada hani ben mesela kendi kızımda izlediğim bir yol yöntem belki hani feyiz alabilir velilerimizde. Biz böyle okuduğumuz kitapları kızım seçiyor. İçine bir not yazıyoruz. İşte bu kitabı ben bitirdim, şimdi sıra sende diye. Bunu bir parka bırakıyoruz. İşte bir otobüs durağına bırakıyoruz. Bir başkası da onu alsın, okusun, faydalansın diye. Çok da keyif alıyor bunu yaparken. İşte ben bu kitabı hemen bitireyim, bu kitabı seçtim anne. Bu kitabı ben de diğer arkadaşlarımın okuması için parka bırakalım diye. Onlar için de bir motivasyon oluyor aslında. Böyle değişik, minik, onları mutlu edecek, motive edecek böyle minik araçlar da bulabilirler aslında. Muhakkak. Şimdi hocam... süremizin sonuna geldik. Dediğim gibi 3 dakikamız, 2 dakikamız kaldı. 2-3 dakika. Uzunca bir sohbet oldu. Gerçekten faydalı bir sohbetti. Tam bu noktada son sözlerinizi rica edeceğim sizden. Vedamızı yapalım. Gerçekten keyifli bir program oldu. Bence faydalı da oldu. Çünkü
en başta dediğimiz gibi bir çocuğu büyütmek biraz kolay görünebilir ama öyle çok da kolay bir mesele değil. Çok detaylı bir iş. Önce anne babanın tabii kendine bir dönüp bakması gerekiyor. Çocuk ailenin aynasıdır aynı zamanda. Bir sorun varsa ailenin de bir payı vardır. Başarı varsa muhakkak ailenin de payı vardır. Aile de bağımsız değil okuldan ve eğitimden. Çocuk da bağımsız değil aileden. Bu yüzden faydalı bir sohbet oldu. Özetle de bunu söyleyebiliriz sanırım. Buyurun son sözlerinizi alacağım. Siz de çok güzel katkı sağladınız. Teşekkür ediyorum. Gerçekten şunu söyleyebilirim. Çocuklar müthiş bir potansiyelle dünyaya geliyorlar. Bunları ilerletmek ya da geriletmek tamamen anne babanın ve biz eğitimcilerin bu noktada elinde. Biz aynı takımın oyuncularıyız. Ben hep onu söylerim. Dolayısıyla kendi içimizde sağlıklı ve güzel paslaşmaları yapmamız lazım. Çocuklar futbolculardır. Anne babalar onların taraftarlarıdır. Öğretmenler de onların teknik direktörleridir. O yüzden taraftar görevini güzel bir şekilde yerine getirirse, teknik direktörler de güzel bir şekilde yerine getirirse, futbolcu da oyununu güzel oynarsa zaten başarı beraberinde geliyor ve sağlıklı çocuklar da zaten dünyaya geliyor ve süreçlerine devam ediyorlar. Elbette. Bir de benim çok sevdiğim bir cümle var. Onu eğer izniniz olursa sizle paylaşmak istiyorum. Buyurun. Halil Cibran'ın bir cümlesi. Diyor ki çocuklarınız sizin çocuklarınız değil. Onlar kendi yolunu izleyen hayatın oğulları ve kızları. Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler. Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller. Onlara sevginizi verebilirsiniz ama düşüncelerinizi değil. Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır. Bedenlerini tutabilirsiniz ama ruhlarını değil. Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama sakın onları kendiniz gibi olmaya zorlamayın. Çünkü hayat geriye dönmez. Dünle de bir alışverişi yoktur. Siz yaysınız, çocuklarınız ise sizden çok ilerilere atılmış oklardır der. Ben bu cümlesini çok severim Halil Cibran'ın. Buradan da velilerimizle de paylaşmak istedim. Boynuz kulağa geçer der gibi olmuş aslında. Siz yaysınız, çocuklar da bir ok. Ve ok yaydan çıktı derler ya. Evet. Çok teşekkürler hocam. Tekrar görüşmek üzere. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın seyirciler, Başkent Üniversitesi Özel Ayşe Abla Okulları Anaokulu Müdür Yardımcısı Gülşah Kalın stüdyomuzdaydı konumuz. Anne baba ve çocuk ilişkisi ve tabii bu ilişkinin başarıya yansımasıydı, okul hayatına etkileriydi. Enine boyuna konuştuk. Veda vaktimiz geldi. Yarın sabah haftanın son güne bakışında yine burada olacağız. Hepinize güzel bir gün, böyle huzurlu geçecek, mutlu geçecek bir gün diliyorum tüm ekip arkadaşlarım adına. Yarın sabah daha güzel bir günde saat tam 7'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.